Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir hard disk inceleyeceğiz. Bu küçük bir eski tip laptopun hard diski. IBM firmasının ürünü. Üzerindeki değerlere bakacak olursak 4200 RPM diyor. Yani devir dakika. 5 volt. 500 miliamperde güç tüketiyormuş. 12 GB kapasitesi var arkadaşlar. Şimdi biz neden bu hard diskleri inceliyoruz? Çünkü benim en çok sevdiğim parça var bunların içerisinde. Fırçasız motor var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada harika bir motor hemen bunun altında. Zaten birazdan söktüğümüzde içerisindeki harika diski de hep birlikte göreceğiz. Evet, bu bizim diskimizi okuyan kapı arkadaşlar. Diskin üzerinde hareket eden bir yapıya sahip. Üzerinde çok kaliteli rulman bulunur bir adet. Bakın şu kısımda. Son olarak diski sökeceğim yerinden. Evet, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bu tarz disklere 4 TB'a kadar veri yüklenebilmekte. Ama daha önceleri gördüğünüz gibi bunların her biri 5 GB kadar kapasiteli disklerimiz arkadaşlar. Evet, motorumuza ulaştık sayılır. Motorumuz burada. Mini bir fırçasız motor, işlevsel. Güç tüketimleri çok az. Evet, motoru incelediğimde bazı motorlar pres baskı olarak buradaki gövdeye bastırılmış arkadaşlar. Bu motorda yine pres baskı olarak bu alüminyuma giydirilmiş. Yani bu motoru buradan çıkarmanın tek yolu var. Hareketli kısım, alt kısım, bakın bu kısımdan hareketli. Şu kısmı buradan kesip motorumuzu buradan çıkarmamız gerekiyor. Evet, yine daha önce kanalımızda hard disk motorundan yapmış olduğumuz zımparalama makinamızı görmektesiniz. Yani bu makineler bizim işimizi kolaylaştıracak. Thank you.
Evet, şu anda motorumuz tamamlandı. Bağlantılarını yaptık. Tabii ki burada 4 adet kablo var. Bu kablolardan bir tanesi iş görmeyecek. Bakın 1, 2, 3, 4. En soldaki veya en sağdaki oluyor genelde. Bunu tabii ki ESC ile bizim test etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu anda dönmüyor. Gördüğünüz gibi ileri ve geri yönde dönmeye çalışıyor. Bakın motorum aşırı titreme var şu anda. Ve bakın şu en baştaki kablolarım, dediğim gibi buradaki kablomu çıkaracağım. Ortadaki iki kablom kesinlikle her seferinde doğru kablolar. Bunu ben defalarca test ettim arkadaşlar. Ya en sağdaki ya en soldaki kablo boşta kalacak. Evet. Harika bir fırçasız motora sahip olduk. Mini, güçlü ve fırçasız. Şimdi RPM'ini ölçeceğiz. Evet, normalde 5000 RPM'lik bir motordu. Şimdi normalde 5 volt vereceğimiz yere ben 12 volt civarında gerilim verdim. RPM'ini ölçeceğiz. Evet, güzel. 13.700 RPM 3S'te dönmekte. Evet, şimdi fabrikasyon bir fırçasız motoru test edeceğim. 4000 kW. Yani 4000 kW demek arkadaşlar, volt başına 4000 RPM demek. 10 volt verdiysek buna ortalama 40.000 RPM dönecek demektir bu motor. Evet, şimdi bir adet pervane oluşturdum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Önemli olan motorun kendi ağırlığını kaldırıp kaldıramayacağı. Yani bir hobide bunu kullanabilir miyiz? Hep birlikte görelim. Evet, gördüğünüz gibi motor kendi ağırlığını kaldırıyor. Yani bu mini motoru biz herhangi bir drone ekipmanıyla birlikte kullanabiliriz. Bildiğiniz gibi bu tarz motorlar biraz pahalı arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ölçeklendirme yapacak olursak motorumuz mikro bir fırçasız motor diyebilirim. Bazı helikopter projelerinde ve drone projelerinde bunu kullanabilirsiniz. Özellikle helikopterlerin kuyruk pervane kısmında bu tarz motorlar kullanılıyor. Fiyatları da öyle küçümsenecek kadar değil arkadaşlar. Normal bir fırçasız motorla kıyaslayacak olursak burada ise 450 sınıfı bir fırçasız motorumu görmektesiniz. Buradaki motoru helikopterin ana pallerini döndürecek bir motor olarak düşünürsek, bunu ise arka kuyruk pervanesini döndürecek motor olarak tasarlamış olabiliriz. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.